Kürek'te Ankara'da çok heyecanlı bir turnuva bizi bekliyor. Gençler Türkiye Kupası Mogan Gölü'nde yapılacak. Şimdi ben Eymir'in müdavimiyim. Eymir'de her yere girdim, bir girmediğim burası vardı. Buraya da girmek bugün nasip oldu. Öyle gizemli bir yanı yokmuş. Bir tane kulübe var. Kayıklar orada duruyor. Ama hocam burada, il temsilcisi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Biz Ankara'da böyle görkemli bir etkinliği duymamıştık, görmemiştik. Evet, teşekkür ederim öncelikle. Hoş geldiniz. 25 yıl sonra Ankara'da bu büyüklükte bir yarış yapılacak. Daha öncesinde yapılıyordu. Fakat 25 yıldır yapılmıyor. En son yarışta 2005 senesinde üniversiteler arası yarış yapılmıştı. O günden beri hasretle bu anı bekliyorduk. Neyse ki Haziran'ın 25'inde ve 26'sında bu özlemi gidereceğiz. Güzel bir yarış olmasını bekliyoruz. Umarım bundan sonra her sene mutlaka Ankara'ya bu büyüklükte bir yarış alırız. Niyetimiz bundan sonra uluslararası bir yarış alabilmek. Şimdi bu büyüklüğü biraz açmak lazım ama nasıl büyük? Evet. Şimdi Türkiye'de en önemli yarışlar, yani puanlı yarışlar olarak da değerlendirilen Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonası yarışmaları var. Büyükler ve gençler olarak ayrılıyor. Büyük yarışları bitti. Sakarya'da yapıldı, Sapanca Gölü'nde ikisi de. Bundan önceki bütün yarışlar da genelde hep Sapanca Gölü'nde yapılmaktaydı. Federasyonumuz, yeni federasyonumuz daha doğrusu, yeni yönetimi Türkiye'ye sporu yaymak için, yani Türkiye tabanına kürek sporunu yaymak için şu anda Türkiye'nin her yerinde faaliyet göstermekte. Doğal olarak en başa da başkent olduğu için Ankara'yı aldılar, sağ olsunlar. Ankara'da Gençler Türkiye Kupası yapılacak. Adıyaman'da da Gençler Türkiye Şampiyonası yapılması planlanıyor şu an için. Biz çok mutluyuz. Biz şimdi bunu duyunca ben Eymir olur diyordum. Çünkü hep ODTÜ kürek takımı ve Eymir Gölü özdeşleşmiş durumda. Ama başka takımlar da varmış. TED var, Çankaya Üniversitesi var bildiğim kadarıyla. TED ve Atılım Üniversitesi. Evet. Onlar Mogan Gölü'nde çalışıyorlar. Bu sene faal olmuş iki kulüp. Evet, ODTÜ çok eski bir kulüp, köklü. 60. yılına yaklaşıyor. Hatta bu sene 60. yılımız. Burada yapılmamasının sebebi, burası Türkiye'de yarış yapılmaya uygun bir yer değil. Yani kürek yarışları 2000 metre üzerinden yapılmakta. Bizim burada düz 2000 metre alanımız yok. Mogan Gölü aslında bu işin biçilmiş kaftan. Tabii gölün de temizlenmesiyle ilgili problemler vardı. Temizleme işlemi tamamlanmadı ama devam etmekte olduğu için şu anda kürek yarışları yapılmaya uygun pozisyonda. Biz de bundan nasibimizi almak istiyoruz. Şimdi ülkenin domine eden kulüpleri var, Fenerbahçe falan gibi. Onlar da sanırım evet, buraya gelecekleri ilk defa Ankara'da herhalde yarış yapanlar. Evet, çok uzun zaman sonra ilk büyük defa. Büyük bir uzun süreli bir hikayeleri yok o takımların bildiğim kadarıyla. Türkiye'nin iki büyük kulübü var, Fenerbahçe ve Galatasaray kürek takımında. Çok da rekabet içeriyor bu branşta onların varlığı. Çok uzun süredir onlar bu işin içerisindeler. Her zaman varlar. Olmaları da aslında branşımızın ilerlemesi için önemli bir etken. Ankara'ya gelecekleri için biz de biraz heyecanlıyız aslında. Bakalım göreceğiz nasıl yarışmalar yapacaklar. Ama gençlerde şöyle bir durum var. Hani gençlerde her kulübün bir ekipte de olsa, iki ekipte de olsa bir şekilde varlık göstermesi söz konusu. Yani güzel yarışlar olacağını ümit ediyoruz. Sakarya'dan, İstanbul'dan, Adana'dan, Van'dan, Sinop'tan katılacak takımlarımız var. Yaklaşık 20 takım olacak. 500'ün üzerinde de sporcu katılımı bekliyoruz. Ankara'dan 50 sporcu katılacak. 3 kulübün toplamından 50 sporcu katılacak. Bu bizi mutlu ediyor aslında. Çünkü biz iddialı mıyız Ankara? Ya şimdi ekip bazında iddialı olduğumuz yarışlar var. Ama takım şampiyonluğu pek mümkün değil. Altı madalya almasını beklediğimiz ekiplerimiz var. Vallahi şimdi biz Ankara kanalıyız. Ankaralılar çoğunlukla izleyecek. Evet. Böyle güzel bir etkinlik var. İddialı olduğumuz kategoriler de var. Havalar da güzelleşti. Mogan çevresi de çok güzel olacaktır mutlaka o günlerde. Bekliyoruz diyelim mi? Kesinlikle. Ankaralı. Yani Ankaralıları fazlasıyla bekliyoruz. Hani bize destek olurlarsa, orada olurlarsa, branşımıza destek olurlarsa, Ankara'nın bu işi ne kadar iyi yapabildiğini gösterirsek Türkiye'ye, biz çok mutlu oluruz. Vallahi belediyelere de düşüyor. Belediyeler de tanıtımında katkı sağlayacaklar, duyuracaklar. Hatta otobüs kaldıracaklar, getirecekler ki evet, bir şenlik havası olsun. Aynen. Sporun en güzel kısmı yarışmak kadar izlemesi de aynı zamanda. Bu ilk yarışımız, uzun yıllar sonra ilk yarışımız olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz organizasyon olarak. Hatalarımızı göreceğiz. Dediğiniz gibi belediyelerin, kurumların desteğiyle de bir sonraki yarışta Türkiye'deki en iyi yarışı yapmak istiyoruz. Orada olacağız. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun.